Marksist literatürün kadının sorunu ve cinsiyet sorunu üzerinde temel aldığı esas kitaptı. Hatırlanacak olursa ki iki hafta önceydi, evvelde, üçüncü hafta oldu aslında. Bir giriş yapmıştık. O girişte aslında antropolojik verilerle Engels'in temel anlamda neler bahsettiğini, kısaca değil aslında geniş geniş bahsetmiştik ama kitabın önemli ayrıntılarına girmeyi ihmal etmiştik. Bunu da bilerek yapmıştık. Size kitap okumak için zaman vermek amacıyla. Hala okuyabilirsiniz. Hala çok geç değil. Evet. Tabii. Yani bir arkeolog gözüyle kitabı hani hepsini okumadım ama yani adamın o yüzyılda hani bu kadar öngörüyle bir şeyleri savunmasıyla ağzım açık kaldı. Yani arkeolojik kanıtlar, yani daha yeni arkeolojik kanıtlar da kitabı destekler nitelikte, onu söyleyeyim. Çürtülmüş değil yani teyze. Başka kitabı okuyup üzerine yorum yapmak isteyen ya da soru sormak isteyen özellikle arkadaşlar varsa lütfen çekinmeyin. Bu işin en tatlı kısmı zaten soru cevap kısmı. Geçen derste hatırlanacak olursa şey demeye çalışmıştık. Marksizmin kadın sorununa dair özgün tavrı ezilme ilişkisini sömürü ilişkileriyle bağlantılandırmak. Yani ezilmenin bir neden değil, sonuç. Evet, bir sonuç olması. Nedeninin de sömürünün ortaya çıkardığı sınıflı toplumlarda araması. Marksizmin temel özgünlüğü buydu. Bunu da senin de belirttiğin gibi belli antropolojik veriler üzerinden gerçekleştiriyor. Ama bundan önce şimdi Marksizmin sınıf indirgemeci ya da işte bütün kadınların eşitsizliğe maruz kalmasına rağmen bunu görmezden gelmek gibi çeşitli ithamlarla karşılandığını biliyoruz. Buna da Trotsky'nin küçük bir sözüyle giriş yapalım. Ne diyor? Diyor ki hayat koşullarını değiştirebilmek için bu koşulları kadınların gözlerinden görmeyi öğrenmeliyiz. Bu da aslında ne demek istiyor Trotsky? Yani aslında kadının dünyasından dünyanın yeteri ne kadar çileli olduğunu anlayabilirsek. Yani iki defa daha ezilen evet, şey evet. olduğu için. Bu koşulları ancak o kadar iyi değiştirebiliriz diyor. Peki, aslında önceki derste bir sürü ezilme ilişkisinden bahsetmiştik ama bu derste ilk defa giren arkadaşlarımız olduğu için kısaca bir iki cümleyle girişelim. Mesela ezilen bir dünya kimlik var değil mi? Yani sadece aslında feminizm sanki kadın sorununda tek eli elinde tutan, kadın sorunu deyince otomatikman feminizme referans verdiğimizi düşünen geniş bir kesim var. Hatta başıma şöyle bir şey geldi. Özel ders verdiğim öğrencinin annesiyle mutfakta konuşuyoruz. Annesi işten geliyor. Baba emekli. Evde takılıyor devamlı. Anne işten geliyor. Adam kılını kıpırdatmıyor. Anne işten geliyor. Yemek hazırlıyor. Hep beraber yemek yeniyor falan. Ben de içeride biraz hani şey... babanın duyabileceği şekilde şey dedim. O dedim Sezai abim de işi iş valla. Hayat ona güzel dedim. Sen geliyorsun bir de yemek yapıyorsun üstüne dedim. Aman dedi o bir de bulaşırsa dedi bir de mutfağı toplamakla uğraşırım iki defa iş çıkarmam. Ben böyle iyiyim gibi bir cümle kurdum. Sonra Sezai abi koştura koştura mutfağa girdi. Dedi ki sen de başımıza feminist çıktın ha dedi. Oğlu geldi ondan sonra dayanamadı içeriden bu konuyu. Hemen dahil oldu. Oğlum dedi feminist nedir dedi. Baba dedi valla Nazi'nin dişisi. Nasıl bir ev ya? Sonra ooo deyip beraber evde görüşmeler oldu. Şimdi böyle bir ortam içerisinde ben feministliğim demek içimden gelmedi. Çünkü orada feministten anladıkları şey kadın erkek eşitliği adına erkekler ruhunharca saldıran bir tipoloji. Yani burada eleştirilen şey bizim gibi Marksizmle feminizm arasında yapılan metodolojik ya da tarihsel bir tartışma değil. Eşitlik isteyen herkese yönelen genel kaba tabirle karşılaştığımız formülasyonlar. O yüzden ben hiç orada şey demedim. Ya ben Marksistim canım, münasebet falan gibi bir cümle kurmadım. Eşitlik zaten bu ülkede hak ve eşitlik isteyen herkes kötü gibi bir cümle kurdum. O anlayacağını anladı. Kendisi yeterince Kemalist bir insandı zaten. Sonra bayağı bir bozuldu. Şunu demeye çalışıyorum aslında. Bu anekdota şuraya girmeye çalışıyorum. Feminizmle Marksizm aslında birbirleriyle kadın sorunu konusunda kadın sorunu
ile beraber toplumsal cinsiyet tabii ki konusunda rekabet halindedirler. Toplumsal cinsiyetten anladığımız şey kadının konumuyken aynı zamanda da erkeğin konumu, değil mi? Bunlar birbirlerine görece ilişkilendirilerek herkesin konumu pekiştirilir. Ya da işte eşcinseller. Bu toplumsal cinsiyet bazında düşünelim. Ya da toplumda başka bir dünya ezilme biçimi var, değil mi? Uluslar var. Çeşitli ulusların ezilmesinden bahsediyoruz. İşte çeşitli işte evet ırkların, hatta bu doğrudan ırkçılığı ortaya çıkartıyor, değil mi? Uluslar mesela Kürt sorunundan bahsedebiliriz. Ya da çeşitli mezheplerin, burada da Aleviler, aynen öyle. Ama bunların her birinin çok konumsal, çok konjonktürel olduğunu da görmek lazım. Aleviler burada ezilen bir kimlikken, Orta Doğu'da mesela Suriye'de, İran'da egemen sınıfın mezhebi halindeler. O yüzden ezilme ilişkisinin, yani ezilen kimliğin temel bir mücadele öznesi olamaması Marksizm'de her şeyden önce bunun çok durumsal, çok farklı konumlanabilen ve zamanla zemini aşınan değişen kavramlar olması. Buradan bir ortaklık, kalıcı bir ortaklık çıkmıyor. Buradan kalıcı bir ortaklık bir de şu yüzden çıkmıyor. Bunların her birinin sınıflar üstü bir kimlikle oluşturulmaya çalışılması. Mesela ırkçılıktan bahsedelim. Yahudilerden bahsedelim. Çok çetrefilli bir konu, değil mi? Yahudiler. Hem ezilen bir halk. Yüzyıllardır uğramadıkları katliam kalmamış. Bakın geçen gün, dün IŞİD oradan Yahudilere saldırdı. Aynı zamanda da İsrail, Orta Doğu'nun içine eden bir devlet. Değil mi? Egemen sınıf aynı zamanda. Şimdi Yahudi sorununu ele alırken hangi sınıftan ele alacağız? Aynen öyle. Yani dolayısıyla kendi içerisinde farklı sınıflar, Yahudiler Yahudi sorununu yaşarken farklı vehçelerini ve farklı şiddette, farklı dozda yaşıyorlar. Aynı şekilde Alevilerdi. Yani bugün kapısı işaretlenen bir tane iş adamı Alevi duymadım ben. Hepsi yoksul mahallelerde, şurada burada, İstanbul Sarıyer'de daha geçen gün Aleviler defolun diye yazılamalar yapıldı. Ama orası yoksul bir mahalle. Aynı şekilde aynı ezilme sorununu bütün sınıflardan kadınların da içinde olduğu bir mesele olarak kabul etse de Marksistler, bunun tarihsel olarak ortaya çıkması, dolayısıyla ortadan kalkma koşulları ve bugün yaşandığı şiddet boyutuyla derken meselenin boyutlarıyla, mesela ne kadar şiddetli yaşadığınızda, bir yoksul kadın mı kadın sorununda şiddetli yaşıyor yoksa bir zengin kadın mı bunda şiddetli yaşıyor? Misal, işte Kürtaj sorunu diyelim. Bu ülkede Kürtaj fiili olarak aslında yasak. Bugün zengin bir kadınsanız en yakın Kıbrıs, atlarsınız gidersiniz ya da bir özel hastanede, uzağa gitmenize gerek yok. Verirsiniz, bastırırsınız parasınızı, kürtajınızda olursunuz. Ya da işte doğum izni. Böyle bir derdiniz var mı? Çalışmak zorunda bile değilsen buna dair problemlerin yoktur. Ama feminist hareket ya da burası eşit işe eşit ücret. Yasalarda kadınlarla erkekler arasında aynı işte çalışan bir kadınla bir erkek arasında eşit ücret, işe eşit ücret ödemesi yapılması gibi bir formalite var, değil mi? Ama bunun uygulamada şöyle çok ciddi farklılıkları var. Birincisi, kadınların el emeğine yoğunluklu sektörlerde, el işi gibi, işte küçük evin nakış vesaire alıyor kadınlar vesaire, değil mi? Evden çıkmadan hem çocuk bakımı, hem yemek, hem temizlik, aynı zamanda eve ekmek getirme. Yani aslında toplumsal hayata karışmadan üretime katılmak, kadını evden çıkarmadan part-time gibi, geçici işçilik gibi, sömürü koşullarının en ağır olduğu koşullarda istihdam etmek. Ya da kalıcı bir iş söz konusuysa, kriz dönemlerinde işten ilk katılan olmak. Çünkü çocuk doğurabilir, doğum izni isteyebilir ama erkek bunların hiçbirini yapmayacağı için erkeği istihdam etmek çok daha karlı hale gelir. Üçüncüsü, çoğunlukla, ağırlıkla ya da tamamen kadınların çalıştığı sektörlerde kadınlarla erkeklerin fiyatlarını
ücretlerini orantıladığınız zaman en az %25'lik bir fark bugün hala 2016 mevcut. Derslerimizin ilerleyen haftalarında bir şey yok arkadaşlar, kameraya söylüyorum ne oldu orada bile. Herkes düşünmesin. İlerleyen haftalarda günümüzde kadınların konumunu, hatta feodalizmden kapitalizme kadının konumunun nasıl değiştiğini, kapitalizmde hatta neoliberalizmde kadının konumunun ne olduğuna dair tartışmaları ülke ülke çeşitli istatistiklerle tartışacağız. O yüzden bu mevzuyu geçen haftada gelmeyen arkadaşlar açısından bir özet olması açısından bu şekilde bir özet geçerek kapatıyorum. Şimdi Engels'e geçelim. En temel meseleden işi umarım çok sıkıcı hale getirmeden anlatmayı başararak tertemiz bitiririz. Şimdi ne demiştik? Marksistler aslında kadına uygulanan baskı sorunu maddeci bir yaklaşımla ele alırlar. Ve bu maddecilikten kastımız nedir? Maddeci yaklaşım. Maddeci. Maddeci. Materyalist. Materyalist yaklaşım. Ne demek bu? Annem bunu ilk sorduğum zaman, anne ya maddeci materyalist nedir dediğim zaman paraya düşkün insan diye açıklamıştı bana. Materyalist yaklaşımdan kastımız toplumların, yani dolayısıyla bu toplumları orada oluşturan üretim biçimlerinin, yani dönemin somut koşullarından bahsediyoruz. Tamam mı Baran? Tamam mı Baran? Somut koşullardan bahsediyoruz. Yani aslında şimdi feministlerin çeşitli varsayımları var ve kadın sorunu bunun üzerine açıklamaya çalışıyorlar. Bunların en temel yaklaşımlarından bir tanesi erkeğin psikolojik olarak kadının üzerinde egemenlik kurma isteğiyle açıklamaya çalışmak. Onun dışında bir biyolojik determinist yaklaşım aslında temelde. Bu ne demek? Yani erkeğin fiziksel kuvvetinden, fiziksel üstünlüğünden gelen gücünün erkeğin baskın olmak. Yani dolayısıyla erkek içgüdülerine hakim olamayan, bu yolla bütün toplumu tahakküm altına almaya muktedir. Doğuştan zaten böyle bir tahakküm ilişkisine, böyle bir egemenlik, feminizmin kavramlarıyla konuşuyorum. Böyle bir eril fikirle ya da erillik psikolojisiyle toplumu şekillendirdiğini söylüyor. Peki neden? Neden sorusunu sorduğu zaman yine diyor ki biyolojisi böyle. Peki biyolojisinin böyle olduğunu iddia ediyorsun. Nasıl? Soruya bir cevap yok. Yani aslında feminizmin yaptığı şey varsayımlarla ilerlemek. Çünkü antropolojik veriler erkeklerin ezelden beri kadınların üzerine kendisini görmedikleri ya da toplumsal hiyerarşinin bu kadar ezeli olmadığını kanıtlıyor. Eğer bugün erkek egemenlikten bahsedeceksek bunun da o zaman temellerini açıklamak ancak tarihsel materyalizmle mümkün. Engels kitabında tam olarak bunu yapmaya çalışıyor. Diyor ki sınıfsız toplumlardan sınıflı toplumlara kadının konumu mülkiyet ilişkilerine bağlı olarak şöyle şöyle değişmiştir. Nokta. Diyerek özetlemeye çalışıyor. Şimdi radikal feministlerin özellikle bu inanılmaz destek verdiği biyolojik determinist yorumlar. Bu biyolojik determinist yorumlar mesela bugün arkadaşlar günümüzde açın Hürriyet'in mesela galerisini. Hürriyet galeri çok meşhur diyor. İşte bencillik yeni bulundu. Bu yüzden bencilmişiz. İşte kadınların şöyle şöyle geni varmış o yüzden aldatmıyorlarmış gibi böyle acayip acayip. Yani insanın biyolojisinin toplumun her şeyin üzerine bir belirleyen olması, tek yönlü, son derece idealist, bilimsel yöntem olarak da biyoloji biliminde bugün sıkça manipülasyon sebebi olarak kullanılan, Ezgi'nin çok yarası var bu konuda, çok deşmiyorum. Biyoloji bilimi şu sıra bunlarla başı belada olan bir... Tabii da ben söyleyeyim. Tabii tabii buyurun. Antropolojide. İşte erkek 9 ayda birçok kadın, birden fazla kadını döleyebilir. Hı hı. Ama kadın o 9 ay içinde bir kere dölenir. Bu ona üstünlük veriyor. Hı. Mesela yani böyle evet. Bir anlayış da var. Şey hatırlayın.
çizgi filmleri hatırlayın şeyi. Tam hangi çizgi filmi hatırlamıyorum ama umarım öyle bir sahne, yani eminim öyle bir sahne hepiniz görmüşsünüzdür. Kadını saçından tutup mağaraya sürüklenen Neandertal. Evet, evet, o çok fazla. Merhaba, hoş geldiniz. Sandalye kapatıyoruz. Evet, o görüntü çok kullanılır. Neden? Yani o zaman bu şu demek, sınıfsız toplumlarda da erkek kadına hakim. Hayır, hayır, bir şey. Böyle bir varsayım var bunun altında. Bu varsayım neye dayanıyor? Bakın, Susan Brown Miller, dolayısıyla sınıflar ve çağlar dışında erkeğin hep kadını ezdiği fikrine dayanıyor. Mesela Susan Brown Miller, bu arada bu kaynaklar, yani Elizabeth Fisher, Mary O'Brien gibi isimler, böyle kıyıda köşede kalmış isimler değil. Bunlar feminist literatürün çok kabul gören önemli isimlerinden. Mesela Susan Brown Miller ne demiş? Erkekler kadınlara tecavüz etme yetisini, tecavüz eğilimini, bu yetisi yani bedensel, yani dedim ya dölleme meselesi, tecavüz eğilimine sebebiyet verir. Böylece kadınlar üzerine hakimiyet kurma ve erkek egemenliğine sebep olur. Tamamen biyolojik bir açıklama. Elizabeth Fisher ne demiş? Hayvan evcilleştirilmesi, hayvanların evcilleştirilme süreci, tarımlı toplumlarda sabanın kullanılmaya başlaması, hatırlayın. Sabanın ve hayvan evcilleştirilmesinin, mesela Engels kitabında aslında etkiyen bir antropolojik veri, önce hayvanın evcilleştirildiğini, sonra sabanın kullanıldığını söylüyor Engels, böyle ayrıntılara takılan bir adam. Ama yine antropolojik verilere göre bunlar paralel dönemlerde eşanlı olarak ortaya çıkıyor. Elizabeth Fisher diyor ki, hayvanın evcilleştirilmesi kadınların taciz fikrini doğurur. Ha, ben hayvanlara sahip olabiliyorsam, demek ki kadınlara da sahip olabilirim, ilginç. Gaddarlık ve şiddet erkeklerin cinsel hakimiyetini ve kurumlaşmış öfkesini doğurdu. Bir öküz nelere sebep olmuş yani. Mary O'Brien şöyle demiş. Erkek egemenliğin kökeni erkeklerin doğuramamasını baskı kurumunu inşa ederek telafi ettiği psikolojik bir ihtiyaçtır. Vav, wow, çok Freud ya. Bu doğuruyor, ben nasıl doğuramıyorum, eksik ediyor. Benim eksik. Yani arkadaşlar, burada gülüp geçiyoruz ama bunlar bugün kadın hareketinin çok kabul gören sağlığı. Diyor ki şöyle, erkek egemenliğin kökleri erkeklerin doğuramamasını, bunu içine atmış adam, anladın mı? İçine atmış, ben nasıl doğuramam? Diyor ki, kıskanmış, o doğuruyor, ben nasıl doğuramıyorum diyor. Ulan ben bunun ucunu alırım demiş. Ve bunu baskı kurumları inşa ederek, yani devlet, erkek egemenliği, düşünceler vesaire gibi, erkeğin bu psikolojik ihtiyacından doğmuştur diyor. O yüzden radikal feministler ne diyor? Kadının doğurganlık özelliği onun lanetidir. Doğurganlık özelliği kadında var olduğu sürece bu ezilme ilişkisi devam edecektir. Ya kadınlar doğurmayı bırakacak, ya erkekler doğurmayı öğrenecek. Başka türlü bu iş çözülmez diyor. Şimdi biz konumuza geri dönelim. Şimdi bu yaklaşımlardan engel... Helal olsun. Bizi kameralardan dinleyenler işiniz cevap verelim. Bunu bir erkek söyledi. Engels'in kitabı arkadaşlar, yani ailenin özel mülkiyeti ve devletin kökeni diye yazmıyorum, köken diye yazıyorum kısaca şuraya, tamam mı? Köken kitabında arkadaşlar kimin verilerini kullanıyor? Levi, Henry, Morgan'ın kitabını kullanıyor. Morgan bu kitabı 1877 yılında Eski Toplum adındaki bir kitapta topluyor. Ve bu kitap arkadaşlar tam 560 sayfalık. İsteyen buyursun, okusun. Ben okumadım. Var var ki fayda var. Türkçesinde bilmiyorum, İngilizcesinin o Türk kütüphanesinde var. Ve bu kitapta New York'un kuzeyinde, bugün New York olarak bilinen şehrin kuzeyinde bir Kızılderili kabilesi olan Irokuvalar toplumunu inceleyerek gerçekleştiriyor. Bütün tezlerini, bu antropolojik verileri buradan almaya çalışıyor. Geçen derste yine bahsetmiştik. Bu Kızılderililer diyebildiğimiz yeni kıtanın kadim halkları. Nasıl halklardı bunlar? Sınıfsız. Şimdi sınıfsız toplumların cinsel
toplumsal rollerini birazdan açıklayacağız. Yine bir hatırlatma olsun diye söylüyorum. Bunlar sınıfsız toplumlar, avcı toplayıcı toplumlar. Dolayısıyla bir zenginlik birikimi yok. Bu zenginlik birikimini tek elde toplayan bir egemen sınıf yok. Ve cinsellik tamamen özgür, tek eşlilik gibi modern kavramlar bu toplumlarda yok. Şimdi Engels'in çalışması, ailenin, özel mülkiyetin ve devletin kökenini çalışmasını eleştirmek için yola çıkıp tamamen Engels'i destekleyerek bu işi sonlandıran bir grup feminist antropolog var. Mesela Patricia Draper, Güney Afrika'da Kung toplumunu inceliyor. Destekler bir sonuç ortaya çıkartıyor. Judith Browns, yine Europa çalışmasını farklı bir yönden ele alıp Engels'in eksiklerini güya ortaya çıkarmaya çalışırken aynı sonuçlara varıyor. Şimdi, peki Engels ne yapıyor arkadaşlar? Engels, insanın bir defa... aslında buradan girmek lazım ama çok uzatmamak adına hiç girmesem daha iyi. İnsanın ihtiyaçlarının, yani emeğin ve ihtiyaç sonucu olan, ihtiyaç ürünü olan emeğin, toplumları doyurmak, giydirmek, boş zamanlarda hayatını kolaylaştıracak teknolojik yaratıları ortaya koymak, bunların hepsi insan ihtiyacının bir sonucu. Ve insan toplumları da bu ihtiyaçlar doğrultusunda evrimleşti. Avcı toplayıcı toplumların çok çocuğa ihtiyacı yoktu. O yüzden çok sayıda çocuğa sahip olmak onlar için çok faydalı da değildi. Çünkü bunlar hareket eden toplumlardı. Toplayıcılık yapıyorlardı. Toplayıcılık çok uzun zaman alan aktiviteydi. Bu aktivite çok yorucu olduğu için ne kadar çok nüfus o kadar çok çalışma demekti. O yüzden 30-40 kişileri çok geçmeyecek küçük toplumlar halinde göçebe, kadınların ağırlıklı olarak toplayıcılıkta, aynı zamanda erkekle eşit konumda da avcılıkta ama erkeğin bedensel gücünden kaynaklı olarak da kolektif olarak yaptı. Ama kadınların katılmasının yasak olmasına bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu farklı bir çizgi, bu ince bir çizgi. Kadının yasak olması, kadının avcılıkta rol almasının kabul edilemez bulunduğu bir toplum değil. Kadının bebeğini emzirirken aynı zamanda tehlikeli bir avcılık işine girmek isteme işinden, bunu gönüllü olarak kendisi de yapamayışına ya da çocuğunu güvende tutamayışına kaynaklı olarak daha az görevi katıldığı. Çünkü farkı buradan belirleyeceğiz. Herhangi bir ahlak kuralı, herhangi bir yasa, herhangi bir kanun ya da yazısız bir gelenek varsa kadınların bunun bu aktivitelere katılmaması yönünde, o zaman biz cinsiyetçi bir ayrımdan bahsedeceğiz. Kurumsallaşmış cinsiyetten ancak böyle bahsediyoruz. Zorunluluk yani. Kadını buna zorunlu tutuyor mu? Ama bu demek değildir ki kadınların bedensel özelliklerinden kaynaklanan görevleri, emzirmek gibi, doğurmak gibi, bu doğalında bir cinsiyetçi iş bölümünü çıkartıyor mu? Ne kadar cinsiyetçi, bugünün modern kavramıyla cinsiyetçi mi? Bugünün kavramıyla hayır. Ama cinsel kimlikler arası bir bölüşme sebep mi? Evet. Ne diyoruz ama bu kurumsallaşmış bir şey değil ve kadınla erkeği hiyerarşik bir konuma iten bir şey değil. Birincisi bunu akılda tutuyoruz. Pardon, komutan. Komutan ne? Bu cümle şu anda söyledim. İşte son cümleyi tekrar hatırlıyor musun diye bir sorsana sen bana. Vallahi hatırlamıyorum. Şeyde kameradan bakarız tabii. Şimdi Morgan'ın tezlerinden yola çıkarak arkadaşlar Engels çok şahane şeyler anlatacak bize. Çok acayip şeyler anlatacak şimdi bize. Şimdi ama Engels bu arada şimdi Kökenler kitabından bahsedersek biraz tarihlere gidelim. İlkel komünel toplum, özür dilerim. Önce materyalist açıdan konuyu açıkladın, sonra ikincisi biyolojik açıya geçtik. Doğru mu? Onun altında bunları anlattınız mı? Yok, biyolojik açıya geçmedim. Feministlerin biyolojik determinist yaklaştıklarından bahsettim. O yüzden şuradan birkaç alıntı yapmaya çalıştım. Ve Engels bunlardan tamamen farklı bir şekilde materyalist açıdan meseleyi inceliyor dedim. Ama materyalist açıdan inceliyor olmamız sadece ekonomiden bahsedeceğimiz anlamına gelmez. Ekonomik ilişkilerin, toplumsal yapıların cinsiyet rollerini de belirleyen temel mesele olduğundan bahsedeceğim.
Tamam, o maddeciliğin içinde mi? Tabii ki, tabii. Çünkü toplumun yeniden üretilmesi, yeni işçi kuşaklarının topluma kazandırılması, nüfusun korunması, hayatın sürdürülebilmesi için ekonomik aktivitelerin yerine getirilmesi, bunlar tamamen maddi açıklamalar. Şimdi aslında ilkel komünal toplumlardan bahsederken arkadaşlar 2 milyon yıl önceden bahsediyoruz. Öyle 1453 işte İstanbul'u fethettik gibi rakamlardan bahsetmiyoruz. Yani 2 milyon yıl öncesinden bahsediyoruz. Ve insan toplumlarına dair, özellikle ilkel komünal toplumlara dair Marksistlerin tezlerini kaynaklık eden ilk veriler Cizvitli misyonerlerin kaynakları. Bunlar diyorlar ki fıtı fıtı gidiyorlar böyle Amerika'ya, diyorlar ki burada çok garibanlar var diyorlar. Bunlar zaten hiyerarşi bilmiyor. Birazdan kendi günlüklerini ve raporlarını okuyacağım size. Şunlara bir Hristiyan yapalım da diyorlar. Bir Allah katında böyle bir şeye erelim, hidayete erelim diyorlar. O yüzden ve gittikleri yerlerde rapor tutuyorlar. Ve misyonerlerin kaynakları cinsel özgürlük ve eşitlik konusunda Doğu Kanada, bugünkü Doğu Kanada, Montagnes, Nazca Pilar. Nazca Pilar toplumundan birisiyle, bunlar nasıl anlaştık bana dair bir fikrim yok. Ama şöyle diyaloglar geçiyor aralarında. Diyorlar ki, bir cizif diyor ki, hemen tabii bir din adamı olarak, kendinize çeki düzen verin diye bir fırça kaymış. Demiş ki, o adama karısı dışında herhangi birini sevmenin, pardon, o kadına kocası dışında herhangi birini sevmenin bir kadın için onurlu bir davranış olmayacağını ve bu şeytan içlerinde olduğu için orada yanlarında bulunan çocuğun kendi oğlu olup olmadığından emin olmadığını söyledim. Hanım kimine düşüp kalkıyorsun diye kadına fırçayı kaymış. Yani buradan şunu anlıyoruz. Adamın yorumunu bir kenara bırakalım. Monogram, yani tek eşleyebildiklerinin olmadığı bir toplumdan bahsediyoruz. Ya da ana soylu demiştik değil mi kavram olarak? Ana soylu. Çocuğun anasının, dayısının, teyzesinin bebeği olduğu toplumlardan bahsediyoruz. Şimdi Nazca Pilar'dan bir Cizvitliler de bu sefer rahibe ayar veriyor. Diyor, demiş ki, şaşkınlıkla cevapladı. Sizler hiç sağduyu sahibi değilsiniz. Siz Fransızlar sadece, Fransızlar kendi yazımı olduğu için, yani Fransız gibi bir kavram muhtemelen Nazca Pilar'da yok. Bunu göz önünde bulunduralım. Siz Fransızlar sadece kendi çocuklarınızı seviyorsunuz ama biz kabilemizdeki bütün çocukları seviyoruz. Sürdürülebilir düzeyde olduğunu gösteriyor. Diğerlerinden üstün olmaya heves eder görünenlere bir nebze dahi olsun tahammülleri yoktur. Nezaket ya da mesafeliliği en büyük erdem sayarlar. Sonra hayıflanıyor. Diyor ki ne yazık. Biri şu ilkellerin göçebeliğini durdurup içlerinden birine diğerlerini yönetme yetkisi varsa kısa zamanda dönüşüp uygarlaşırlardı. Ancak siyasi örgütleri, büroları, onurları ya da herhangi bir otoriteleri olmayan, şeflerine sadece besledikleri iyi niyet nedeniyle itaat ettikleri için bu şeref payelerini elde etmek adına birbirlerini asla öldürmeyen, diye üç nokta devam ediyor. Hem sade bir yaşamla mutlu olmayı da biliyorlardı, zengin olmak için kimseye ruhunu şeytana satmıyordu. Biraz da şey yapmış, hoşuna da gitmiş yani gördüğü şey. Çünkü o Hristiyan ruhu, Pürtan ruhu denilen şeyle aslında uyuşan bir karakteri de var. Şimdi Morgan geçim sağlama biçimlerinin değişikliklerinin toplumu da değiştirdiğini, geçimi sağlama biçimine göre toplumların değişmesini ve toplumdaki bireylerin, sınıfların, cinsiyetlerin buna göre konum aldığından bahsediyor. Mesela İrokvalılardan bahsetmiştik değil mi? Ne diyor mesela? İrokvalılar, Engels'in kitabında maddeleştirelim. Kadın erkek arasında cinsiyete dayalı bir iş bölümü var ancak bu cinsiyetçi bir iş bölümü değil. Kadınların doğurganlık ve emzirmek gibi çeşitli yüklerinden kaynaklı. İki, kadınlar kendi sorumlulukları ve genel olarak toplum içinde karar alma yetkisi bakımından erkeklere asla bağımlı değil. Bu şu demek, kadınlar aynı zamanda yönetme ve söz hakkına da sahip. Hatta kadınlar ağırlıklı olarak toplayıcılık, ki toplumun ihtiyacının, besin ihtiyacının en büyük kalemini bu oluşturuyor. En büyük ihtiyaç buradan karşılanıyor. Savaş ve barış durumlarında veto hakları var ve bunu üretimden gelen güçleriyle yapıyorlar.
diyelim zaten çok nadir savaşan toplumlar bunlar. Barışçıl toplumlardan bahsediyoruz. Ama ola ki bir hırgür çıkacak. Kadınlar yani anlatılanlara göre şey yapıyorlar. Mısır, kurtulmuş Mısır'ı saklayarak askerlere vermeyerek savaş giderlerine doğrudan ellerini tuttukları için böyle bir savaşı doğrudan otomatikman engelleme güçlerine de sahip. Ürün, ekim ve biçimi kontrol ettikleri için kadınlar büyük bir yetkiye sahiptir diyor bu yolda. Sharon Smith diyor bunları. Aynı zamanda yaşlı kadınların tıpkı işte oturan boğazları oldukça prestijli bir yerde durduğundan bahsetmiştik. Şimdi ilk Homo sapiens yani Homo sapiens nedir arkadaşlar? Bugünkü insan formunun ilk hali değil mi? Homo sapiens. 100 bin ila 200 bin yıl önce ortaya çıktı. İlk tarım 10 bin yıl önce ortaya çıktı arkadaşlar. Yani bu toplumun biçiminin ne kadar yeni olduğunu anlayın diye yazıyorum bu rakamları. 10 bin yılcık. 2 milyon yıl önce, bakın ilk Homo sapiens ortaya çıktı, ilk tarım toplumu. Yani sınıflı toplumlara geçişimiz ne kadar yeniyken, sınıfsız toplumlar insanlık tarihinin en büyük bölümünü oluşturuyor. Çünkü ilk tarımla beraber artık ürün... Yerleşik. Evet, artık ürünü elde etme. Yerleşik yaşama geçme. Özel mülk. Yani, dolayısıyla artık ürünü el koyanlara yoluyla... Özel mülkiyet. Yani bu ne demek? Sınıflı toplumlar. Bugün sınıfsız bir toplumun nasıl olacağına dair en ufak bir hayal bile kuramayan insanlığın çok çok uzun bir bölümü sınıfsız toplumlar olarak yaşadığında unutmamakta fayda var. Yani bu dönemde şunu demeye çalışıyorum. Ancak toplumsal gelişmenin belli bir aşamasında insanlar biriktirmeye başlayabilirlerdi. Ancak toplumsal gelişmenin belli bir aşamasından sonra kadın erkek eşitliğinin eşitsizliğinden bahsedeceğiz. Ve bunlar durup dururken erkeklerin ya 2 milyon yıldır iyi dişimizi sıktık ha, ulan dur şu kadınları da bir elimizden geleni yapalım, ardımıza koyalım gibi bir şey dediklerinden değil. Yeni toplumsal üretim biçimi, bundan kastımız ne? Tarım toplumu, saban kullanımı, oldukça ağır bir makine, hayvan evcilleştirilmesi. Ve bunları gerçekleştirecekken artık eskisi gibi az çocukla, küçük bir nüfusla idare eden bir toplum değil. Mümkün olduğunca çok nüfus, mümkün olduğunca çok bireyle tarıma katılan geniş kabileler ve köy yaşantılarının başlaması. Bu bir zorunluluk. Üretim biçiminin dayattığı bir zorunluluk. Bugün niye köyde insanlar çocuk çok doğuruyorlar? Tarlada çalışsın diye. Bugün hala geçerli bu. Yani bizden iki kuşak öncesi bunu çok daha net görüyordur. Bugün artık daha kentli bir toplum var. Bunun bugünkü makineleşmenin dahi olmadığı toplumlarda ne kadar kritik olduğunu, hayatta kalabilmek için kalabalık olmak zorundayız. Ve kadınlar tarladan yasaklandıkları için değil, yaşamak için çok çocuk sahibi olması gerektiğini onlar da düşündüğünden devamlı çocuk doğuruyorlar. O zaman bunlara kim bakacak? Saban ve hayvanın emcileştirilmesi gibi ağır işleri erkek yapıyor dolayısıyla bedensel, doğal bedensel sınırlarımız dolayısıyla. Bu sınırların kendisinin kadınların istisnai olarak acayip kaslı kuvvetli olmasından bahsetmiyorum. Adet kanamaları, doğum ve emzirme gibi kadın olmaktan gelen doğasından kaynaklı olduğunu söyleyelim. Ve dolayısıyla kadın erkek üretimdeyken giderek binlerce yıl boyunca keskinleşecek bu. Bir günde olan bir şey değil, birkaç ayda olan bir şey değil. Kadın da yeniden üretime. Yeniden üretimden kastımız ne? Hem doğum,
yeni kuşakların doğurulması hem de ertesi günün organizasyonu, temizlik, yemek gibi şeyler. Burada dediğim gibi bu ayrışmanın nereden başladığını anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yoksa bu ayrışma sırasında evet şu tarihte itibaren artık kadınlar evden çıkmıyor gibi bir şey değil. Hala da kadınlar bakın Karadeniz'de çok aktif bir şekilde tarımsal üretimin içindedirler. Ama bu toplumsal normları, ahlak kurallarını ve en önemlisi özel mülkiyetin sahibinin erkek olması fikrinin nereden ortaya çıktığını anlatmaya çalışıyorum burada. Çünkü bugünkü anlamda olmasa da özel mülkiyet erkeğin sahip olduğu, ailenin sahip olduğu saban ve evcilleştirilen hayvan. Erkek evcilleştiriyor. Dolayısıyla kendi malı olarak görüyor. Kendisiyle özdeşleşen bir mal haline geliyor. Bugünkü anlamda mülkiyet gibi düşünmeyin ama bunu. Modern anlamda bir mülkiyet gibi düşünmeyin. Aynı zamanda bu şöyle de ortaya çıkıyor. Hayvan evcilleştirildi. Saban kullanılıyor. Bu bir aileye ait. Ve üretimi tamamen aile gerçekleştiriyor. Şu ailem keskinleşmeden önce. Ailenin tamamı hem üretimde hem yeniler üretimde ortak roller ediniyor. Kadının değiştirilemez rolünün dışında. Ama kadın ne zaman ki yeniler üretime, erkek üretime itildi, ana soylu toplumlar geliyor değil mi bu toplumlar? Kadının çocuğun anası olarak bilindiği toplum. O yüzden özel mülkiyetin ortaya çıktığı ilk dönemlerde bazı toplumlarda özel mülkiyet annenin çocuğuna kalıyor. Böyle bir geçiş dönemi var. Doğrudan tak özel mülkiyeti keşfettim hani benim oğlum falan demiyor. Annenin üzerinden gitmeye devam ediyor. Ama ne zaman ki erkekler gittikçe daha fazla özdeşleşir hale geliyor bu mülk. İşte o zaman erkek kendisine ait çocuğu bilmeyi isteyecek varlığını miras bırakmak için. Yani bugün tek eşli aile, kadınlar için tek eşli aile ve günümüz modern toplumunda yani ekonomik zorunluluk ilişkisi üzerine temellenmiş modern aile yapısının temeli buraya kadar dayanıyor. Bunun Roma hukukunda çok acayip yansımaları var şimdi. Ara vermek istiyor musunuz? Ben istemiyorum. Hızlıca bitirelim istiyorum. Olur mu? Derya şimdi... Buyur abi. Bir şey sorabilir miyim? Tabii. Şimdi... yani mülkiyet erkeğe ne oluyor? Yani o dönemden sonra tekrar geri dönüş olmuyor. Yani bizim yaşadığımız şeylerde tarlada kadınlar çalışır. Erkekler de kahvede kağıt oynarlar. Her yerde öyle. Yani o kadının doğum yapması, evdeki işleri yapması üretimden uzaklaştırmıyor. Yani mülkiyete sahip olmuş erkek üretimi de kadına bırakmış diğer işlerle beraber gibi bir algı oluşuyor. Yani ben ürettim sabanını kullandığım için çok işte bilmem kaç yıl önce hayvanları evcilleştirdiğim için o süreç içerisinde mülkiyet sahibi olmuş. Özel mülkiyet sahibi olmuş. Ama daha sonra o yerleşmiş artık. Üretimi de kadınlar yapmış. Çocuklara da o bakmış. Doğumu da onlar yapmış. Bu artık iyice işin ipin ucunu koptuğu yer. Evet yani. Ama mesela şeye gidiyorsunuz, İç Anadolu'ya gidiyorsunuz. Mesela buğday hasatını erkekler yapıyorlar. Orada da hiç kadın görmedim buğday hasatında. Ama Akdeniz'e gidiyorsunuz mesela. Pamuk tarlalarında hem kadın var hem erkek var. Yani yöresel özgürlükler de olabilir. Çoğunluk olarak Çatalı'da büyüktü. Konya'da, Kızılar'da onun köyleri erkek işçiler çalışıyordu ve kadınlarını çalıştırmıyorlardı. Ama o kadınları siz tarlalarda da görebiliyordunuz ama yani kazıda çalıştırmıyordu. Yanlış değil mi? Yani orada yine bir şey var. Ya kazıda... Abi bu üretimden tamamen koparmak anlamında bahsetmiyorum bunun ama belli bir süre için kopmuş oluyor fiili olarak. Çünkü bugün nüfusu görece koruyan sağlık ve modern hayatın getirdiği belli kurumlarla kadının yani bu toplumlardaki yükünün bir nebze azaltıldığını biliyoruz. Ya da işte mesela Engels kitabında diyor ki kadınlar çalışamaz hale getiriliyorlar diyor. Şöyle hesaplamış oturmuş diyor ki haftada 30 saat sadece şunun için yapıyor diyor. Sadece bunun için yapıyor. Ama Engels'in bu hesaplamaları çok eskide kalmış. Bir defa kamusal eğitim var.
kreşe gerek yok çocuk. Okulda. Temizlik için çamaşır makineleri bilmem ne var da eski yani hani birçok yani sonuçta kahin değil bu insanlar ama bugünün dünyasına bakalım çalışıyorlar. Hatta çalışmaları gerekiyor, çalışmaları isteniyor. Emekleri ucuzlatsın diye. Ben sadece bu döneme özgü bir formülasyon yapıyorum. Genelleştirme yapmamaya çalışıyorum. Ama uyarı için teşekkür ederim. Yani burada şeyi düşünüyoruz. Yani başta neden değil bir sonuç olduğunu yani insanın iktisadi yaşamının, ekonomik yaşamının cinsiyet ayrımı neden olduğunu anlatıyoruz. Aynen öyle. Temeli buradayız. Aynen öyle. Kabaca. Aynen öyle. Kabaca burada anlatmaya çalışıyorum. Şimdi bu ilişkiler ilk ne zaman ortaya çıktı peki bu coğrafyada? Mezopotamya'da ortaya evet. çıktı. Bereketli Hilal'de ortaya çıktı. Tüfek, mikrop ve çelik YouTube'dan ilk 5 bölüm 20'şer dakika izleyiniz arkadaşlar. Çok güzel belgesel. Nasıl ortaya çıktığını çok güzel anlatıyor. Kitabını okuyun diyeceğim. Okuma alışkanlıkları çok kötü biliyorum. Zamanında yok birçoğunuz. Mesela Engels ne diyor? Diyor ki yani geçimlik tarımından üretim fazlasına geçiyoruz değil mi burada? Şimdi sınıf toplumlara doğru hızlıca yol alıyoruz. Engels şöyle diyor kitabında. Her şeyden öte büyük ölçekli tarımı, tarlaların ekimini mümkün kılan, böylece önceki koşullara kıyasla uygulamada sınırsız bir gıda kaynağı yaratan öküzlerin çektiği demirden yapılmış ilk saban kullanıldığını bu dönemde rastlıyoruz. Kar için üretimin kaynağı burası yani. Ve tarihsel koşullar ilk kez 6000 yıl önce Mezopotamya'da ortaya çıkıyor. Bundan birkaç yüzyıl sonra Mısır'da, İran'da ve Çin'de ortaya çıkıyor. Yani insanın ilk uygarlık, ilk gelişmiş uygarlıkları önce sınıfsal ve buna paralel olarak cinsiyete dayalı iş bölümünü ortaya çıkartıyor. Üretim artığı genişledikçe, artık genişledikçe eşitsizlik artıyor. Kadın erkek eşitsizliği de bunun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Şimdi sınıflı toplumlarda cinsiyetçi bölüme gelelim. Sorusu olan var mı? İş bölümüyle üretim biçimi arasında kurduğu ilişkiyi anladık değil mi? Cinsiyetçi iş bölümüyle toplumsal üretim biçimi arasında kurduğu ilişkiyi. Bir küçük bir bilgi veririm. Yani biz aslında bu ilişkiyi kurarken de mesela ben Çatalhöyük'ten örnek veriyorum. Yani Çatalhöyük'ün bir altın çağı var Neolitik dönemde. Yerleşik yaşamın gerçekten yani ortaya verildiğinde. Orada mezarlarda mezarların %35'i bebek ölümleri olduğunu gösteriyor nüfusunun. Yani bu aslında yani çocuk ölümlerinin de hastalıklardan ziyade yeni etkili çalışmalarla birlikte bunun doğumdaki doğum oranlarının arasındaki sürenin azaldığını da kanıtını gösteriyor. Yani doğum çok artıyor. Bu bebeklere baktığımız zaman 0-3 yaşa kadar emzirildiklerini, ondan sonra 19 ile 29 yaş arasındaki bireylerinde çok sağlıklı beslendiğini gösteriyor ve kadın ve erkeğin farklı beslenme alışkanlıklarına sahip olmanın da aynı besinleri aldıklarını kanıtlandı. Yani böyle eşitsizlik de yok toplumda. Şu var, yani nüfusun artması, yani nüfusla birlikte tarım faaliyetlerinin devam etmesi birlikte bir artı ürün de oluşuyor. Artı ürün derken zenginlik oluşuyor. Yani çok o şartlara göre gayet iyi yaşıyor bu insanlar. Yani aslında bu ayrım başlarken de aslında hem zenginlik dönemlerini de tekrar ediyor. Yani şey de var orada, işte bu roller belirlenirken o zenginliğe sahip, yani sahip olan kişinin işte ayrılıyor diyorsun ya, anlatıyorsun yavaş yavaş ayrılıyor. İşte erkeklerin neden onları bir nesnesi, yani arzu nesnesi olarak gördüğünü de gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii. Hangi toplum? Zenginlik. Çatalıyor. Aramızda evlenmiş, boşanmış olan varsa zaten öyle evlilik sürecinin tamamen aşk üzerine kurulmadığını, meselenin son derece mülkiyete dayalı, bir dünya prosedürünün yani olduğunu... Yani kadını şeyde çalışıyor. Aynı şekilde yaşamıştır. Mahkeme kapılarında sürünmek dediğimiz tabir. Şimdi çekirdek aileye gelelim. Bu bahsettiğimiz şey aslında çekirdek ailenin ortaya çıkışı. Evlilikse de ekonomik çıkar örgütü yani. Zaten artık başta anlaşma yapılıyor şimdi. Evlilik anlaşması. Sen de bu kadar boşanırsak kontrat böyle sözleşme imzalıyor. Evlilik sözleşmesi. Amerika'da çok normal bir şey bu. Artık Türkiye'de de çok sık yapılıyor. Çok normal. Orada insanlar oturuyor, konuşuyor. Ama sorsan yani hep böyle kurumu gibi değil mi? Yani zaten Marksizm bunu anlatmaya çalışıyor. Sanki içinde hiç çıkar yokmuş gibi görünen bir sürü kurumun aslında tamamen çıkara dayalı olduğunu göstermeye çalışıyor. Aile bunlardan bir tanesi, devlet bunlardan bir tanesi, millet denilen kavramın yani çıkarsız, homojen gibi görünen her şeyin arkasında bir çıkar ilişkisi olduğunu göstermeye çalışıyor Marksizm.
çekirdek aileye de buradan girmiş olalım. Çekirdek aile aslında yani nedir bugün günümüzün? Hadi anne, hadi mutlu bir tablo çizelim. Anne, anne, ana, baba. İşte ve çocukların olduğu. İşte monogami dediğimiz tek eşlilik kurumunun tırnak içinde ilan edildiği ama erkek yaparsa böbürlenip böbürlene ya her yere falan diye anlatıldı. Kadın yaparsa adının fahişeye çıktı. Bir aslında eşitsiz konum. Çünkü burada mesele öyle insanların temel anlamda cinsel faaliyetlerini engellemek değil. Aile kurumunun baba soylu, erkek egemen soyunu devam ettirme meselesi. Dolayısıyla erkek cinselliğinin hakim olduğu, kadının da aslında cinsellikten dahi haz almayan, erkeğin tek kadına yetinemeyecek kadar şehvetli bir varlık olarak devamlı toplumda anlatılır. Erkek yetinmez kızım öyle şeylerle falan, erkeğin doğasında yoktu diye. Meşrulaştırılmaya çalışıldı. Mesele işte temeli buralara dayanıyor aslında. Mesela hadi gelelim ilk sınıflı toplumların, ilk modern toplumların babası diye bilinen ne var? Bakın babası Roma hukuku. Roma hukukunda aile nasıl tanımlanmış bakalım mı? Nedir İngilizcesi? Familia değil mi? Familia. Yani familia diye geçiyor ve Romulus kelimesinden türemiş. Hadi gelin bakalım. Öyle aşk, ne bileyim duygusallık, fedakarlık gibi bir kavramdan mı türemiş? Bir gelin bakalım. Aile kavramının orijinal anlamı günümüzdeki duygusallıktan kaynaklanmamaktadır diye yazıyor kaynak. Diyor ki başlangıçta evli çift ve çocuklar için kullanılmıyor. Bildiğimiz anlamda aile için kullanılmıyor. Ne için kullanılıyor? Bir erkeğin sahip olduğu toplam köle sayısı. Sonra Büyük Gaius döneminde familia babadan devranılan miras anlamına gelmeye başlıyor. Ve bu dönemde reisin karısı, aile reisinin karısı çocukları ve kölelerin toplamını ifade ediyor. Yani bizim aile dediğimiz şey köleler, kadın ya da lar, kadınlar ve çocuklar. Bunların sahipliğinin kendisini ifade ediyor. Yani eşit bir ilişki olarak da kuruluyor. Ve bunların üzerindeki sonsuz tasarruf hakkı. Nerede ne giyecek, ne yapacak, nerede yaşayacak, kaç çocuğa sahip olacak, hani doğum kontrolü falan böyle soyunu kurtaracaksın kardeşim yani. Ondan sonra neye karar veriyor? Nerede yaşayacaklarına karar veriyor. İşte hanım nasıl bir yer istersin gibi bir şey sorulmuyor. Tabii ki de kocasının yanına geliyor. Ya da köleler, garibanlar. Engels kitabında bundan bahsetmiyor. Ama zaten bunu çok güzel içerecek bir tespitte bulunuyor. Diyor ki modern aile özünde sadece köleliği değil, serfliği de barındırır. Yani az önce bahsettik ya toprak ilişkisi üzerinden. Çünkü başından beri aile kurumu toplum tarımsal faaliyetlerle ilgili olmuştur. Sonraları toplum geneline ve devlete yayılan bütün çelişkileri barındıran bir minyatürdür. Hatta Sovyetler Rus devriminde kadınları tartışırken de Troşkin'in çok güzel bir sözü var. Ondan da bir alıntı yapayım hemen geri gelmişken. Aile kurumu sadece toplumsal hiyerarşiyi öğretmez, aynı zamanda aileden başlayarak toplumun her yerine itaati de öğretir. O yüzden Stalinizm döneminde aile kurumu yeniden kutsallaştırılmıştır. Önceden bu vurgu yapılmazken, kadınlar zinokter, yani kadın Sovyetleri tarafından örgütlenip özgürce kendi kararlarını alırken, şimdi yeniden kadının Sovyet annesi imajıyla parlatılmasının sebebi, aileden başlayarak toplumsal otoritenin öğretilen bir kurum haline gelmiş olması. Yani sadece buna da yaramıyor. Sadece ekonomik ilişkiler değil, üst yapısal kurumlar, ideoloji, din gibi her şeyin yeniden üretildiği, öğretildiği ve yeniden üretildiği bir yer haline geliyor.
ve tek eşli aileye henüz geçilmediği dönemde miras ana soyluluktan kaynaklı olarak bir süre annenin üzerinden ilerledi demiştik. Artık bunda esamesi okunmuyor. Mülkiyet sadece ve sadece babadan, baba soyundan ilerleyen bir mesele haline geliyor. Ve bu döneme engel kadınların tarihsel yenilgisi olarak adlandırıyor. Yani modern aile sınıfı toplumların ihtiyacının bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bu bir sonuçtur. Üretim ve yeniden üretim kavramlarının ayrı bir üzerinden şekillenmesi çok önemli. Tabii. Bu familiyle ilgili bir kökensel bir şey yaptınız. Aile hangisi dilden Türkçe'ye geçmiş? Aitinceden, familyeden. Aile kelimesi diyor. Hani aile, familyesi değil mi? Bakalım hemen TDK'den bakalım. Arapçadan olma ihtimali var. Evet, aile, maaile. Bakalım. Burada benim anlatmaya çalıştığım şey mesela İngilizce dilinde ya. Sonuçta kurumlar ortaya çıkar değil mi? Mesela aile kurumu milyonlarca yıl önce ortaya çıktı. Hatta ilk ortaya çıkmaya başladığı yerde Orta Doğu, bereketli hilal toprakları. Ama bunun mesela ilk devlet düzeyinde kurumsallaştığı ve yasal hukuka eriştiği, bugünkü hukukun temeli olan Roma hukukunun mantaliteyi buradan kurduğunu anlatmaya çalıştım. Bundan çok fena. Kelime kökeni farklı yerden geliyor diye bunun mantığının farklı olduğu anlamına... Hayır yok, şunun için söyledim. Mesela Zazı biliyor. Aile bize çe. Çe demek ev demek. Evle beraber anlam bulan bir şey. Yani o anlamda bile kıyaslama yapmak, karşılaştırmak istiyorum. Evet, bunu da evi vurguluyor zaten. Evet. Aslında o da bir şeyleri anlatıyor. Daha önceden hatırlıyor musun? İşte rahiple klan üyesinin bir konuşması var. Siz sadece kendi çocuklarınızı seviyorsunuz. Biz bütün kabilenin çocuklarını seviyoruz. O da kendisini belli bir haneyle sınırlayan bir iç üretim mekanizmasına referans veriyor aslında. Hı hı. Çok yani, farklı bir şey değil aslında. Roma'da bu dini olarak tabii propagandası yapılıyor. Mesela aileyi koruyan şeyler var, tanrılar var. Ailenin içini, ocağını koruyan tanrılar var. Yani bir anlamı dini olarak da o kurumun korunmasına yönelik bir propaganda da var. İnsan olarak. Tabii. Çok önemli. Roma'da evet. Aile. Bu aile söyledik. Arapça kelime. Aile mi? Evet, Arapça. Mesela şu anda da İran ayal bu kelime kullanıyor. Aslında şey diyor. Bir o aile erkek kadını diyor. Kadını değil, ayal diyor. Şey, anne çocuklara ayal diyor. Erkeğin o çocuğu. Anladım. Onu kullanıyor ya. Yani eski kullanıyor. Şu anda da var ama eski kelime. Ayal o şey. Hocam kıskançlık falan sonradan öğrenilmiş şeyler nasıl oluyor ya? Kıskançlık sonradan öğrenilmiş şeyler falan değil. Doğada da hali hazırda son derece kıskanç vahşi hayvanlarda görebilirsiniz. Yani kıskanıp eşini yiyen. Parçalayan kadın cinayetleri sadece insan toplumunda değil arkadaşlar. Bu şey diyor hatta Engels kitabında şöyle anlatıyor. Fakat bu ideoloji ve bilinç de değişen bir şey değil mi? Değişir tabii ki değişir. Yani. Hayır şaka yapıyorum zaten öyle abartıyorum. Kadın cinayetlerini meşrulaştırmaya çalışmıyorum burada beni yakmayın burada. Sadece şunu demeye çalışıyorum. İnsanın insan olmaktan gelen yani sevgi ve sevdiğini paylaşmamak gibi bir içgüdüsü de pekala olabilir. Ama bunun sınırı kendi içinde yaşamak ya da müdahale etmek arasında bir gerilimle dolu. Engels diyor ki, çok eşli toplumlarda belki erkek o zaman da eşini çok seviyordu ama onu engelleyebilecek bir güç kendisini asla görmüyordu. Belki kadın da sevdiği adamın çok eşli olmasını istemiyordu ama bunu engellemeye kendisinin hakkı olduğunu düşünmüyordu. Ya dolayısıyla kıskançlık olabilir, kendi içinde üzülüyor olabilir. Varsın üzülsün, insanlar birbirlerini engellemiyorlardı. Bu duyguyu da çok engelleyebileceğimiz bir duygu değil gibi bir açıklama getiriyor. Ben de bu tespite katılıyorum. Önemli olan bunun karşılıklı rıza ve karşılıklı kabul noktasında nasıl yaşandığı. Ya o kıskançlık bir de toplumsal baskının getirdiği kıskançlık aslına bakarsanız yani. Bence o tamamen erkeğin sahip olma içgüdüsü. Bence mülkiyetle alakalı bir şey değil mi? Yani bir şeyi böyle işgal etmek veya kendi tekelini almak. İşte kıskançlığın boyutlarını tartışabiliriz burada. Kıskançlık benimsin gibi bir şey değil ama işte sevdiğin bir şeyi çok paylaşabilirsin.
paylaşmak istememek gibi bir dürtü de olabilir. Bu çok masum hali. Bu masum halinden, ilkel ve masum halinden bahsediyor İlyas zaten ama diğer türlüsü ne olabilir? İşte benden ayrıldın, başka kimseye yar etmem, çekersen vurursun. İşte sahip. Bunun adı da kıskançlık. Sahip. Bu kıskançlık değil, bu sahip olmak. Yani ben çok masum ve insani bir duygu olarak şeyden bahsettim ama tabii bunun dışarı vurulması masum haliyle bile çok kabul edilebilecek bir şey değil ama insani bir şey. Yani bunu tamamen ortadan kaldırmanın yolu var mı? Direkt onu anlatmanın imkanı yok ki. O kadar kompleks bir şey kıskançlık. Değil mi? Böyle oldu. Çok şey var. Yani öfke kontrolü nasıl yapıyorlar, sağlıyorlardı o dönemlerde? Mesela ama öfke var mıydı? Yani patrona... Yani işte o ilkel dönemlerde ne bileyim başkasına kızıp hani başkasına şiddet uyguluyoruz ya hala devam ediyor. Yani patron olur, arkadaşımız olur, eşimiz olur. Eşine sinir oluyor, ona bir şey diyemiyor, gidiyor diğerini boğazlıyor. Ki kadın cinayetleri de bundan da kaynaklanıyor. Patronuna bir şey diyemiyor, gidiyor evde çocuklarını boğazlıyor, karısını boğazlıyor. Ne güzel açıklamış Erinç. Yani çok kompleks ve her yerde karşılaştığı tabakaların bir yumak halinden bahsediyorsun sen burada. Mesela ben sana şuradan bir alıntı yapayım. Yine bir antropolojik verinin sonucu. Bu toplumların çok önemli bir kısmının çok yumuşak başlılık ve sakinlikle karakterize olduğundan bahsediyor burada bir alıntı. Kung halkı neredeydi? Kalahari Çölü'nün civarında yaşıyorlar bunlar arkadaşlar. Kalahari Çölü'nde yaşıyorlar direkt. Diyor ki Kung halkında kadın ya da erkek herhangi biri tarafından sergilenen saldırgan davranışlara kültürel olarak tolerans gösterme düzeyi çok düşük bir halktır. Saldırganlık ve baskının değer gördüğü toplumlarda bu tür davranışlar oransız bir şekilde hep erkeklerin payına düşmekte, bugünkü toplumdaki gibi. Kadınları bu davranışların genel hedefi haline getirerek statülerini aşağı çekmektedir. Kung kadınları cinsiyet rolleri ne tamamlayan bu boyutun tuzağına düşmemiştir. Genel olarak yumuşak başlı bir tavır sergiler ama erkeklerin de aynen böyledir. Yani şiddet çok bizim toplumumuza içkin bir şey. Paylaşamamak, yani toplumsal zenginliği paylaşamamak, ezilmek, her önüne gelenin, her gücünün, gücü yetenin birbirini ezmesi, herkesin patlama yazarı bomba olması. Şu şaka programlarını görüyorsunuz değil mi? Avrupa'da verilen tepkilerle Türkiye'de verilen tepkiler. Adam Mercedes'ini boyuyorlar, adam geçiyor, gülüyor falan. Türkiye'de yapar, adamın kafasını kırdılar. Bayağı şaka programı yapan adamın kafasını kırdılar. Yani bu kadar herkesin birbirini boğazlamaya hazır bir toplumun haline gelmek herhalde bayağı özel bir çaba istiyor. Korku kültürüyle çok alakalı. Yani adam arabasını kaybetmiş, onun böyle dışında hani elinde para yok, bir şey yok. Tek varlığı arabası da büyük ihtimal onun için. Onun üzerinden sosyal sürü sahibi bir defa. O bir statü göstergesi. Bir de lüks arabalara yapıyorlar bu şakayı. Yani mesela insanların, ama mesela ikisi de Mercedes'ti. Burada da Avrupa'da da yapılan. İnsanların kültürel anlamda o baskıyı ve ezilme ilişkisine yaşadığı şiddetin boyutları da çok farklı. Şimdi görece bir refah ülkesinde yaşıyorsunuz. Mesela öyle hep anlatılır ya, işte mesela annelerin çocuklarına davranma farklılıklarından, biçimlerinden bahsederler. İşte Avrupalı bir anne, Türk annesi diye böyle komik şeyler yaparlar. Avrupalı anne salmış çocuğu falan böyle rahat takılıyor. İşte bizimkinin peşinden geziyor falan böyle. Yani davranışsal farklılıkları oturtuyor. Bu tarz kültürel farklılıklar ortaya çıkıyor. Ama bunların hepsinin kökeninde şiddet, toleranssızlık, bunun beslediği ayrımcılık, ırkçılık, adınıza ne gelirse gelsin, tırnak içinde hiç sevmediğim bir kavram, ötekileştirme. Bu kavramların tamamı bu toplumun ürettiği şeyler ve eski toplumlara çok yabancı şeyler. Hatta bu toplumlarda insanların birbirine değer verdiğini en büyük göstergelerinden bir tanesi hediyeleşmek diye anlatır İlyas. Oradan antropologlar şöyle bir anlam çıkartıyor. Diyor ki, hediyeleşme karşılıklı olur. Birinin veremeyeceği şeyi öbürü vermez. Demek ki bu toplumlarda karşılıklılık ilişkisi esas haline gelmiş. Ve bu karşılıklılık eşit bir düzeyde görülmüş. Yani sen bana pırlanta ver, ben sana gül vereyim. Böyle bir, bu hediyeleşmek değil, bu parayla karşındakini ezmek.
böyle şeylerin burada bu toplumlarda yeri yok. Hatta yine anlatmıştım, rekabet gibi kavramlara da yer yok. İşte oyun oynuyorlar, skor saymak, yenmek diye bir kavram kesinlikle yok. Dolayısıyla şiddete kaynaklık edebilecek toplumsal bir gerilim yok. Şiddet dediğimiz şey genelde toplum içerisinde değil, işte kıtlık çeken bir kabilenin diğerinin kaynaklarını almak amacıyla çok nadir görülen belli istila dönemlerinde. O da bir iki zaman dışında hiç tespit edilen bir şey değil. Yeni bir kanıt bulundu mu? Bir Afrika'nın topluluğu, mezarı çıktı. Evet. Avrupa toplayıcılarına ait. Hı hı. Yani bir şey, bir katliam yaşanmış. Hı hı. Bir grup bir başka bir grubu katletmiş. Ortadan kaldırmış. Ortadan kaldırmış. Evet. Muhtemelen önemli bir kıtlık döneminde. Muhtemelen. Denk gelmiştir. Ya da kıskançlık da böyle. Yani kıskançlık... Rekabet yoksa kıskançlık da olmaz. Ha, ben de onu diyecektim. Yani. Şimdi rekabet zaten erkek kadının üzerine görerek kendisini, diğer erkekleri kendini rakipleri olarak algılıyor. Ve kadın üzerinden bir kıyasıya savaş yürütüyor aslında. Böyle bu değerlerin, ya bunun karşılığı yok bu toplumlarda. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kullandığımız kelimeler, kıskançlık gibi bir kelime mesela, bu araştırdım bir sonraki ders için. Kıskançlık kelimesi gibi bir kelime mesela var mı? Bunlar çok önemli etimolojik sonuçlar. Yani iletişim, doğru iletişim kurulmazsa bence olur. Yani dediğim gibi hani o kadınla, yani işte sevdiği kadınla iletişim kuramadığı için kendini içine atıyor, atıyor, şiddeti patlıyor. Ama işte biz bu toplumda iletişimi niye kuruyoruz? Ben çok eşli yaşayacağım ve bunu sana anlatmam gerekiyor. O toplumda bunu anlatmaya gerek yok ki. Herkes böyle yaşıyor. Yani niye kaybetme korkusu yaşamaz onlar? Ya şöyle, sevgiden kaynaklı bir yani kaybetme korkusu buna kaynaklık edebilir. Bu anlaşılabilir bir şey, insani bir şey. Özür dilerim, lafını kestim. Yok öyle şey ya. Mesela hani sevdim, yani hoşlandığına gidip söylüyorsun seni seviyorum falan filan. Hadi oradan diyor, gidiyorsun boğazlıyorsun nasıl beni sevmesin aa falan. Hani egona şey zedeliyor diye düşünüp gidip boğazlıyorsun yani. Hani o toplumda acaba nasıl şey yapıyorlar? Hı. O beni sevmiyormuş. Tamam amenna. Hadi görüşürüz. Başkaları var. Gidelim diğer. Yani o hani kaybetme niye o kadar büyütülüyor? Bu ya toplumda ama, çünkü bize anlamlı ve değerli kırabilecek, hayatta bize bağlayan ne var? Bütün şarkılarımız ne üzerine yazılmış? Hayatın daha çok nerede anlamlı hissediyor insanlar? Ya da ben çok arkadaş tanıyorum. Oldukça politikleşmenin eşiğinde bir sevgilisi oluyor. Bul bir daha bulabilirsin. Çünkü hayat o kadar renksiz ki. Ya şey var bir, yani biz ilkel komünal toplumlardan bahsediyorsak, insanların bizim bununla tartıştığımız bu kavramlar için oturup böyle düşünce bu kadar zamanları yok, lüks, bu kadar lüksleri yok. Hayatta kalmak için mücadele ediyor insanlar daha fazla. Yani o gününü kurtarmak, ayı kurtarmak, gelecek kışı kurtarmak. Bunun üzerinden programlıyorlar yaşamlarını, toplumlarını, değil mi? Hani günümüzdeki gibi modern kavramlarla, modern bakış açısıyla düşünmek biraz hatalı o dönemleri. Çünkü boş zaman dediğimiz kavram da aslında bizim daha çok modern dönemlere ait bir kavram, boş zaman. Hani felsefe yapmak, düşünmek, tartışmak. Yani o dönemde bu kadar şey değil hayat. Bu evet. Kadar lüks değil yani bizdeki gibi. Ya mesela, hayat kavgası var çünkü. Yaşamda, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir de biz bu dönemde ilişkilerimizi kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Evet. Çok yanındaki kim? Şey ya. Sevgilim, işte kız arkadaşım, arkadaşım, eşim. Yani kurumsallaştırmaya çalışıyoruz yaşadığımız ilişkileri. Ve belli bir form içerisinde mümkün mertebe kabul gören bir formda. Bir sürü arı form var biliyorsunuz. Sevgilim, sözlüm, nişanlım, karım. Yani böyle bir dünya arı form geliştirilmiş kabul görebilmesi için. Ama o dönemde yaşanan ilişkiler sadece insani, yan yana tamamen gönüllü bir insanların bir araya geldiği. Dediğim gibi yani redde edilebilir. Ama bu toplumlarda bugünkü gibi insanların bu meseleyi böyle çılgıncasına hem sahiplenme, boyunduruk altına alma duygularıyla yaşamadığı biliniyor. Hem de bugün en temel insanlar arasındaki ilişkinin kökeni olan, olması gereken daha doğrusu, sevginin gerçekten olduğu gibi, olması gerektiği gibi yaşanması söz konusu. Bugün şey diyor bir Kızılderili, diyor ki biz Kızılderililer şarkılarımızı hep en istediğimiz şey üzerine yazarız. Yağmur üzerine yazarız. Bahar üzerine yazarız. Ama siz hep sevgi üzerine yazıyorsunuz. Demek ki siz en çok bunun yokluğunu çekiyorsunuz. Yani, diye anlatıyor. Yani
sanırım hani bu yaşamın yükünü insan devamlı biriyle paylaşmak istiyor. Ve onun tarafından yüzüstü bırakılmak da hayatını bir yıkıma uğratıyor. Biz çok boyutlu yaşıyoruz. Biz biraz abartılı yaşıyoruz gibi geliyor bana. Roma'da örnek veriyorum. Sınıflı bir toplum. Köleci bir toplum. Daha doğrusu pardon. Köleci toplum. Yani köleci bir toplum. İlk sınıflı toplum. Kadınlar yalnız. O kadınlar o parantezi silebilirsiniz. Çünkü gerçekten kadınlar vardı öyle. Yani sadece bir kadın yoktu. Erkek o kadına girse sahipti. Ve şey, bugünkü bir ahlaki anlayış, hani kıskançlık falan diyorsun ama mesela zengin bir adam Roma'da bir yemek veriyor, simpozyum denir ona. Gelen konuklara kendi eşlerinden ona gece ikram ediyor, yani kadını da paylaşıyor. Onun şeyi gibi zenginlik göstergesi, güzel kadınlar, atıyorum işte bir Afrika'dan gelmiş, bir gayeden esir olarak gelmiş. Hem kadın aşağı statüsünü gösteriyor hem de bugünkü gibi monograminin satırdaşını gösteriyor. Arkadaşları onu paylaşıyor kadını. Ya bugün deseniz çok farklı küfürler bile edilir. Hani Türk toplumunda ne biçim adam, gavat mı falan. Ama evet. Orada böyle bir gavat falan diye kimse onları yargılamıyor. Kendi karşısında başka bir erkeği sunuyor. Ve bu bir misafirperverlik olarak kalıyor. Ve bu şeyde de var. Eskimoğullarda da var. Ama o şey hani sevmiyor onu. Hani sadece malı olarak görüyor. Sevdiğin şeyi paylaşmaz. Sadece ahlaki değerlerini nasıl değiştirdin, nasıl keskinleştirdin yani, sanırım. Biz de bunu olabilir. Şu anki değerlerimizle anlıyoruz. Belki o zaman değerler tabii. Başka bir şey. Aynen öyle. Sevgi üzerinden anlıyoruz ama adam için belki gayet aynen doğal bir sürecin sonucu. Yani şimdi Roma'da, Berlusconi'de büyük manikanelerde ona benzer şeyler yapıyordu. Sınıfsal bir şey aslında bakarsanız. Tabii yani. Artı olarak. Yani mesela yani, bir yazıtta da karısını öldürüyor aldattığı için ama daha alt sınıftan biri. Ama üst sınıfta da farklı bakılıyor. Yani hani o çok böyle tek bir tanımla yapılabilecek hemen bir şey değil. Hemen bu sınıflar arası meselede bu aile çekirdek aile nasıl oturdu biraz özetleyelim. Evet. Birilerini tartışmaması çok tatlı gidiyor ama biraz uzatıyoruz meseleyi. Öyle şeye gel böyle aktüel bir şey. Yani herkesin hayatına değen bir şey olduğu için. Yani sınıfları vurgulamak aslında. Evet evet, şimdi hemen ben de o vurguyu devam ettirmek istiyorum. Engels'in, Sharon Smith'in, Sharon Wolf gibi Marksist yazarların vurguladığı bir şey var. Bu da kadının evdeki yeniden üretim rolünü, şuraya gidelim, burası ev, babayı atalım, burası yeniden üretim mekanı. Üretim de dışarıda değil mi? Burada erkek var. Kabalaştırarak anlatıyorum. Kadınlar sadece eve takılmış değil tabii ki. Ve burası da üretim. Kamusal alan erkeğindir. Ne ayrımı başlıyor? Kamusal alan. Ve ev yaşamı. Ve özel alan. İşte buraya dayanıyor. Şimdi bu ayrım ilk olarak mülk sahibi, egemen sınıfın ailelerinde ortaya çıkıyor. Bu kadar keskin boyutlarıyla. Çünkü mülkiyeti büyüdükçe bu mülkü korumak, onu geliştirmek, bunu ilelebet payidar kılmak için aile kurumu önce zengin, yani egemen sınıfların ailesinin, çekirdek ailesinin kendi formunu aldığından bahsediyor yazarlar. Ve bunun daha sonra bütün topluma yayıldığı ve bunun altyapının üst yapı kurumlarıyla, ideolojiyle, ahlakla, kültürle egemen sınıfın değil sadece ezilen sınıfların da değerleri haline geldiğinden bahsediyor. Mesela Engels burada şeyden bahsediyor. Proleter aile diye bir başlık açmış. Orada burjuva ailenin, tamam bunu yapmak için çıkarı var, mülkü var. Proleter ailenin ama bunu yapmak için bir çıkarı yok diye anlatıyor. Orada Engels aslında burjuva ahlakının alt sınıfların ne kadar bu ahlak anlamında hakimiyeti altına aldığı meselesini biraz gözden kaçırıyor. Peki o zaman Marksistlerin bu meseleye bakış açısında bu özel alan ve kamusal alan ayrışmasına dair ne söylüyor olabiliriz? Yani devam etmesinden mi taraftar oluruz yoksa nasıl bir dönüşüm geçirmeli bu özel alan kamusal alan ayrımı? Özel mülkiyetle bağlantılı. Özel mülkiyetle bağlantılı dolayısıyla aynen öyle. Yani Marksistler kısaca şunu söyler. Özel alanla kamusal alan, yani kamusal alana dair değil mi? Özel alanla türban tartışmasından girelim mi? Ne diyordu? Kamusal alanla türban yasak.
Tamam. Mesela burada türban meselesinde buna dair bir yasak haline gelmişti. Özel alanda ne yapıyorsan yap. Liberal özgürlüğün birinci kuralı. Kısıtlamalar kamusal alana dairdir. Bu alana dair mesela genel ahlak ve toplum göreneklerine aykırı davranmak gibi bir şey var. Evet, hakimin takdirine bırakılan belli ucu açık yasalar olur. Orada genel ahlak ve kamu değerleri falan gibi şeyler olur. Yani diyor ki, tabii bu çok yuvarlak mesele. Hangi hakimin için evinde ne yaparsan yap ama ben dışarıda seni öpüşmeni mesela istemiyorum. Cinsellik değil mi? Hı-hı. Ne yapıyorsan yap. Evinde ne yapıyorsan ama yap. Ama kamusal alanda söylerdi öyle. Bunu yapamazsın. Evet. Rahatsız oluyorlar çünkü. Ama kamusal alanda kadın dövebilirsin. Ya da ne yapamıyoruz kamusal alanda? Mesela çıplak gezemiyoruz. Alkol alamıyoruz. Alkol. Yani aslında tabii yani ahlak değerli. Yani çıplak gezmek gerekiyor mu? Hayır, bundan bahsetmiyorum. Abi ben bunları hep yıkalım falan diye demiyorum. Çoluk çocuk var yani, gözü sevimli. Giyimin sınıfsal bir problemi yok ya. Her sınıfın zaten giyiniyordu zaten her zaman. Hayır, düşürüz, kavruluruz, ondan bahsetmiyorum. Sadece özel alana dair bunların devletin, burjuva devletin bir düzenleme alanı değil özel alanda. Özel alanda ne yapıyorsan yap diyor. Tamam, örnekler çok şey oldu. Kabul ediyorum. Mesela o yüzden türbanı falan da bu işin içine kattım. Ne diyor? Kamusal alan bir düzenleme alanı. Hak, ceza ve görev burada tanımlanıyor değil mi? Burası aynı zamanda iş yaşamının olduğu yer, hizmetlerin olduğu yer. Her şey buraya dair. Ama özel alan neresi? Ev mi? Ev tabii. Dolayısıyla çocuk bakımı, temizlik, işte ne bileyim bilimim, ütü işte her şey burada. Ve burası kimin şeyinde, görevi altında? Kadının. Yani kamusal alanla özel alanın. Ya mesela feministler diyor ki, işe erkekler yapsın. Tamam, biz de bu eşitlik tamamen sağlanana kadar bu koşulları, bu yükü birlikte paylaşmanın taraftarıyız. Burada da hatta bu mekanda da mümkün mertebe bunu yapmaya çalışıyoruz. Ama tamam, o zaman bir süre de erkekler ezilsin, biraz da kadınlar takılsın gibi bir algılayış. Çok eşitlikçi bir yaklaşım olmaz. O zaman derdiniz ne olmalı? Özel alanla kamusal alan ayrımının kalkması. Yani kadına yüklenmiş olan, anneye yüklenmiş olan yeniden üretim rolünün toplumsallaşması. Yani özel alan ve kamusal alanın ortadan kalkarak işte kreşler, yemekhaneler gibi insanın temel yaşantısını devam ettirmek için üretmek zorunda kaldığı bu hizmetlerin kamusal bir şekilde karşılanması. Dolayısıyla birinin sırtına yüklenmesi değil, bunu bir özel alan olarak, dokunulmaz bir alan olarak, kutsallı, mahrem olarak adlandırılmasının değil, tamamen insanların sadece ekonomik temelde değil, sevgi ve gönüllülük bağıyla bir araya gelip aile kurduğu ve bunun sınırlarını tamamen kendi istedikleri şekilde belirlediği bir alan haline gelmenin tek koşulu budur. Yoksa şeyi okudunuz mu bilmiyorum, Mülksüzler romanı, Ursula Le Guin'in. Çok güzel, buna dair ipuçları veriyor. Yani kadının ve erkeğin İkisinin de toplumsal cinsiyet rollerinin ortadan kalktığı, kadın erkeğin giyimlerinde bile bir farklılaşmanın ortadan kalktığı, herkesin hemen hemen aynı şeyleri giydiği. Yani ilk bakışta kimin herkesin cinsiyetini belli etmek yönünde bir tavır almadığı, aslında cinsiyetsiz, herkesin istediği gibi, içinden geldiği gibi yaşadığı bir toplumu anlatıyor. Orada yemekhanelerden vesaire de bahsediyor. O iyi bir roman. Yani böyle bir dünyanın nasıl olabileceğine dair iyi bir tasavvur örneği. Onu da öneririm. Ben Engels'ten ve Morgan'dan söylemek istediklerimin hepsini söylemiş buluyorum arkadaşlar. Sizin katkılarınız varsa alalım. Ben toplumsallaşma konusunda bir şey söylemek istiyorum. Bu toplumsallaşmayı hani kapitalist toplum içerisinde de sağlayabileceğini iddia eden
gruplar var. Bunlar bir film ister bilmek isterim ama bir film var belki bu için bir filmin. Filmin ismini hatırlamıyorum şimdi. Şey var işte 1968 döneminde geçiyor film. Dışarıda büyük tutuluyor var, toplumsal hareketler var. İnsanlar sokaklara döküyor, çatışmalar yaşanıyordu Fransa'da. Ondan sonra üç tane şey, işte ikisi kardeş. The Dreamers. İki tane kardeş, bir tane onların arkadaşları var. Erkek kardeş ilişkileri, dışarıdan başka birinin gelip onlara katılması. Yani o roller, cinsel roller, aile kurumu. Yani bahsettiğimiz o kapitalizmin bize yüklediği, yani bizi yapan aslında. Yani biz bunları sırtımızdan atamayız bir anda, değil mi? Yani bunları silkinip atamayız toplum içerisinde. Biz de o rolleri, o şeyleri bize devam ettiriyoruz. O iktidar ilişkilerini devam ettiriyoruz, rollerini yapıyoruz bir şekilde. Üst, yani ne kadar... şey, örtük ya da şey olsa, açık da olsa hepimizde o tortular var. O film onu çok güzel eleştiriyor mesela konuları. Yani mümkün değil kapitalist toplumda bu toplumsallaşma meselesi. Yani kadının kurtuluşu kapitalist toplumda mümkün değil. Yani o filmden... Tutkular, suçlar. Yani evet. Bu arada tabii bu zaten ilerleyen haftanın tartışma başlıklarından bir tanesi de olacak. Aslında bu durum fuhuş kurumunun ortaya çıkmasının temel yapısını da çatısını da getirmiş oluyor. Bunu böyle bir cümleyle söyleyeyim. Çok başka bir hafta. Bu kreşler, yemekhaneleri, huzur evleriyle çamaşır haneleri de eklerseniz. Çünkü ha, genel. Evde yapılan işler onlar kadar. Evet. Her evde. Yaşlı bakımı, hasta yaşlı bakımı. Tabii. Yani yaşlı ve hasta bakımı zaten tamamen kadının sırtında yüklenmiş durumda. Ben bir de bir şey sormak istiyorum. Bu Marksizm, feminizm rekabetinde Marksistler kimlikleri reddediyor mu? Kimlik yani, merkezli, herkesin kendi kimliğini merkeze aldığı bir mücadele hakkını reddediyor. Tamam ama kimlikleri... Yani var. Şimdi var. Sen yok desen de ne değişir ki yani? Yok, sen, hayır, şunu demeyiz. Yok, hayır, ben Marx'lar ağzından konuşuyorum. Aha. Seni itham etmek için konuşmuyorum. Aha. Ya mesela ben aslında devletlerin olmadığı bir dünya için mücadele ediyorum. Ama yanı başımıza bir ulusal sorun var. Kürtler diyor ki biz devletimizi istiyoruz. Hayır ya, yapma bunu, ne devleti, come on demiyoruz değil mi? Yani bu ezilme ilişkisini sonlandıracak, bu toplumsal gerilimi azaltacak da bir çözüm önerisiyle gidiyoruz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Marx'ın yabancılaşma ve Yahudi sorunu kitaplarında buna kısmen, dolaylı olarak buna doğrudan şundan bahsediyor. Yahudilerin kendi problemlerinden bahsediyor. Yahudilerin tabii pogromlara uğradı, katliamlara uğradı bir dönemde. Yahudiler bir parti kuruyorlar. Marx'a da polemik yürütüyorlar. Marx diyor ki, sen kendi ezilme ilişkini dünyanın merkezine koyuyorsun. Senin yaptığın genişletilmiş bir bencillik. Sen kendi bencilliğini siyasi alana taşıyorsun. Sen zaten bir kimliği düzen sana dayattığı için eziliyorsun. Sana kimliğin üzerine gittiğin için de özgürleşemeyeceksin. Sen bu kimlikleri kenara atmadan özgürleşmenin mümkün olmadığını görmüyorsun diye çok sert tartışma yürütüyor. Kenara atmadan derken? Yani ben şu ya da bu kimlikten değilim. Ben insanım ve herkesle eşit olmak istiyorum. Peki şey söyleyeceğim şimdi. Bu ama onu bunu bir Yahudi olarak tartışıyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Ya şimdi yani sonuçta biz hani devrimcilik üzerinden gidiyoruz değil mi? Hani bir tahayyül var. Yani bunlar konuşuyordu. Feminizm, işte Marksizm bir şey. Yani şimdi şöyle bir şey de var. Hani biz kendi içimizde bunu nasıl anlatayım? Yani biz tamam feminizmi hayır diyoruz. Hani feminizmi eleştiriyoruz. Kimlik siyaseti yaptığı için anladığım kadarıyla burada o karşılıklı okuluyoruz. Sadece kimlik siyaseti olmakla alakalı değil. Yani feminist hareketin bu toplumda kazanacağı her kazanım işçi kadınlara da yarayacak. Bundan bahsetmiyorum ama bir cümle bitireyim. Ama ben sadece şundan feministlerle kadın eşliği konusunda ayrışmıyoruz. Yöntemler konusunda ayrışıyoruz. Tıpkı anarşistlerle yöntem konusunda ayrıştığımız gibi. Anarşistler de komünistler. Yani bir kadının sorununu tabii ki kadın konuşacak değil mi? Yani tabii ki. Çünkü en iyisi onu bilir. Yani bir kadın bir diğer kadının sorununu en iyisi o anlayacak. Değil mi? Bunu kabul ediyoruz. Yani zaten Turoşki ne diyordu? Dünyayı kadın gözüyle görmek gerekiyor. Yani onun bunu dönüştürmesi yani devrimci mücadele içinde erkeklerin de hem kadınların kendi içindeki ataerkillik. Kadınların bunu önderlik etmesi gerekiyor. Sadece erkekler değil, ataerkillik kadınlarda da var o tortular. Yani kadını ikna edemezsen devam etmez. Evin içinde devam ettiriyor. Sonuçta hani bu erkekleri kadınlar büyütüyor evin içinde. Bizleri değil mi? Erkekleri. Evet. Yani bunu dönüştürmesi noktasında nasıl bakıyoruz? Yani şimdi mesela şeyler var. Feministler bu konuda önce şey diyor onlar, hani ataerkillik bir toplum içinde yaşıyoruz, kadınları dönüştürmeden
pardon, önce kadınları dönüştüreceğiz, sonra erkekleri dönüştüreceğiz ve hep beraber, o zaman bir devrim olamayacağını onlar iddia ediyor. Ben biriyle konuştum bu konuyu, yani böyle devrim olmaz diyor. Yani kadın erkeğin tamamen o eterkiliği içinden atmadan, kafasına atmadan bu çoğunluğu devrim mümkün olmayacağını iddia ediyor. Devrim olsa da bunun başarıya ulaşamayacağını iddia ediyor o devrimde. Anladım. Siz bir şey söylüyordunuz. Ben daha başka bir şey söyleyecektim de konu çok değişti. Şimdi bir kere bu dışsallıklar meselesi, kimlik, önce kimlik, her şeyden önce bir yerde bir kimlik olabilmesi için bir ötekinin olması lazım. Bir ötekinin bir diğerini ötekileştirmesi lazım. Birinci husus bu. Ulusal sorun kimlik sorunu değildir. Ortada diller vardır. Dil sürekli kullandığımız, yaşadığımız, hayatımızda yaşadığımız şeyler. Bu kimlik bambaşka bir şey. Dilin kendisiyle kimlik aynı şey değil. Bence bu meseleler biraz öyle bakmak gerekiyor. Yani onun dışında kadınlar veya diğer meseleler veya cinsel kimlikler, bence bu kimlik tanımını bir üzerinde düşünmek lazım yani. Peki, o zaman şunu nasıl açıklayacağız? Nasıl? Kürt hareketi, siyasi hareketi 90'larda ortaya çıkıyor ama evet. Kürt dili dediğimiz bizim binlerce yıldır bu topraklarda var. Nasıl? Kürt dili evet. Bu topraklarda binlerce yıldır varken Kürt siyasal hareketi, Kürt kimliğin siyasal hareketi neden 80'lerden itibaren var? Demek ki ezilme ilişkisinin birer kimlik haline gelmesi bir siyasal, yeni bir siyasal hat. Zaten bu da 80'ler sonrasına dayanıyor. Acaba, postmodernizm dediğimiz da dayanıyor. Ben ona katılmıyorum. Hiç öyle bir durum yok. Bir kere 80'lerle başlayan bir süreç değil. Bir önce hayır, oradan... ben şu anki PKK hareketinden bahsediyorum. Kürt siyasal hareketinin yani 1910 yıllara ulusal... kadar şey sayıda kadar ama gittiğini biliyorum. Yani burada itirazım var. Şöyle itirazlar. Bir kere ulusal sorun bir örgütle alakalı bir sorun değil. Yani onun çok fazla anlıyorum. Ben bugünkü anlamda kimlik siyaseti kavramının ne zaman ortaya çıktığını anlamaya çalışıyorum. Ben şunu demek istiyorum. Benim demek istediğim şu. Çünkü... Ortada diller var. Diller. Yani birbirimizi anlamak için sözcükler var. Kullandığımız, iletişim kurduğumuz şeyler var. O başka bir şey yani. O kimlik değil yani. O zaman neden bu diller binlerce yılca yan yana barış içinde yaşayabiliyorken neden bir anda ezme ve ezilme ilişkisinin sonucu oluyor? Çünkü egemen sınıfın kimliği oluşuyor. Bu dolayısıyla diğerini ezmeye başladığı andan itibaren bir ezilme ilişkisinden oluşuyor bu. Ezilme ilişkisini kimlik olarak adlandırmak yeni bir kavram. Evet. Yeni bir kavram. Bu tamamen postmodern siyasetin kendi kimliği, kendi kavramı. Ben bundan bahsediyorum. Yoksa daha önce bütün ezilen uluslar kendilerini ya mezhepsel ya da sınıf siyasetinin komünist hareketinin içinde şu ya da bu şekilde adlandırdı. İrlandalılara ilk ayaklandıkları zaman James Connolly komünist bir önderdi. 1918 yılında Paskalya ayaklanması, o da ezilen bir halktı. Evet. Ama bu o zaman bir kimlik meselesi olarak görülmedi sadece. Bu sadece bir kimlik meselesi olarak görülmedi. Bunun bir kimlik siyaseti olarak örgütlenmesi yeni, ondan bahsediyorum. Bu çelişkiler, bu ezilme ilişkileri böyle 30-40 yıllık mesele değil, onu kastetmedim ben. Ya çok konu çok farklı bir sürü boyut var. O yüzden mesela bence aynı frekansta birbirimizi anlamakta zorlandık yani. Ben başka bir şeyi anlatmak istedim, siz başka bir boyut al. Geçtiniz. O yüzden böyle kalması daha iyi. Peki. Şeyden bahsettim. Kısaca onu bitirelim isterseniz. Çünkü herkesin söyleyecek bir şey var anladığım kadarıyla. Engellemek için değil ama baş başa da konuşabiliriz. Marksistler, kadın emekçilerin bu sorunla erkekle yan yana durmanın, erkeği değiştirmenin birinci koşulu olduğunu söylüyor. Bilinçli, hem sınıf bilinçli, hem bu anlamda eşitsizliğe karşı mücadele eden donanımlı komünist kadınların erkekle yan yana durarak erkekleri dönüştürme rolünü ve görevini yüklenmesi, önderliğini yapma işi kadın emekçilerdedir. O yüzden bu dersi atıyorum Siyavaş da verebilirdi. Ama Siyavaş vermesin. Bunu bir kadın yoldaşın vermesi daha doğru olur. Bu birincisi. Erkeğin yontulmaya ihtiyacı var. Yani... Ama çok kapalı. Bence birçok adım da yok. İhtiyacı var yani. Gerçekten. Bak Hasan hemen kaçtı gittim. Evet Hasan'ın yani şeyden bahsediyorum. Yani kadının eşitliğini sağlamak konusunda bu eşitlik talebinin kendisi konusunda feministlerle bir ayrışmamız yok. Ama feministler bunu hatalı bir şekilde tarihsel bir perspektife sahip olmadıkları için hayatın
ezilme ilişkisini erkeğe yönelik, salt erkeğe yönelik bir öfkeye dönüştürüyor. Bu da bir, bu da aslında hem bataklığı kurutmak yerine sinekleri avlamak anlamına geliyor, hem kalıcı bir çözüm bulamamak anlamına geliyor, hem de düzenin devamını kadın erkeği yan yana getiremediği için ve kadını da aslında erkeği eritecek bugünden, mesela sen dedin ya, önce kadınları bir değiştirelim, sonra erkekler. Kadına ne zaman değişecek, bana söyler misin? Böyle bir tarih var mı? Ya hayır, feministler için diyorum. Önce kadınlar değişecek, kadınlar sonra erkekler değişecek, sonra devrim olacak. Bu neden bileşik bir şekilde gerçekleşemesin ki? Hocam. Yani... Şey ya, yani Marksistler de bence feminizmi toptan kadın güruh gibi görüyor. Yani diyorlar ki işte erkeklere düşmansanız kadın kadına yaşın. Ya bu insanların çoğu lezbiyen değil ki, lezbiyen olsa yaşayıp gidelim yani biz. O çok sağ ve çok muhafazakar bir... Yani çok basitleştiriyorlar. Ya basitleştiriyorlar. Feministler bu kadar yani anarko feminist var, sosyalist feminist var, milyon tane feminist görüş farklılığı evet, var çok yani. Çok fazla var. Evet. Ben bir şey söyleyeceğim. Bak o ya, feminist meselesi şeydi. Feminizm yani beraberlik istiyor. Yani kadın ve erkek beraberlik. Eşit. Ama erkekler evet, umursamıyor ama bak, ki. İdeolojiyle ona yüz veriyor. Doğru mu? Doğru. Aslında liberalizm bir şey söylüyor. Komünizm bir şey söylüyor. Anarşistler bir şey söylüyor. Böyle de o farklı böyle orada da geliyor. Yani zaten mesela liberalizm nasıl söylüyor diyor. Ha çok iyi mesela Clinton şu anda Amerika o başkan veriyor. O çok iyi şu anda. Yani. Çok iyi. Ya mesela kadınlar ve erkekler. Mesela kadınlar askerlik kadın var. Erkek de var. Bu daha iyi. Ama yani, o aslında o meseleler ki mesela o kadın sorunlar. Onlar da hiç destek vermiyor. Onlar da hiç konuşmuyor. Mesela biz şey var. Din meselesi var. Din sorunları var. Onlar da hiç konuşmuyor. Şu anda İran'da liberaller de var. Onlar da kadın sorunlarla konuşuyor. Hicap meselesi hiç konuşmuyor. Sünnet, İran'da kadınlara sünnet var. Hı hı. Hiç konuşmuyor onlarda. Mesela ama böyle konuşuyor. Evet, biz parlaman var. Biz mesela 20 tane kadın parlamanı gönderiyor. Ama işte liberal feminizm. Yani liberal feminizm ya hatta şey, İslamcı feminizm. Böyle İslamcı, mesela. Yani onlar sadece kadının erkeğin fırsat eşitliğine tabi tutulması gerektiğini söylüyorlar. Yani annem de feminist, onu da aşağılamışlar anarko feministler zamanında. Erkekle evli 20 senedir evliydi anne. Hı hı. Sen nasıl feministsin? La kadın lezbiyen değil ki, tabii ki erkekle yaşayacak. Yani hadi sen... bir de bir gezegene, kadınlar ayrı bir gezegene. Hayır alamayız yani. Feministlerin çoğu da bunu istemiyor. Gayet erkek sever insanlar yani. Şey yani. Ya o kadar da abartmayın hani erkek düşmanısınız falan ya. Yok ya gayet erkek seviye başlıyor. Ben de burada olduğunu... yanlış kullanılan sözcükler var. Erkeklik ve kadınlık diye kullanılması daha doğru değil mi? Şimdi erkek derken ben ne anlamalıyım mesela? Veya kadın derken çok bunlar nasıl diyeyim? Onları biraz daha kavramsallaştırarak ve soyutlayarak düşünmemiz lazım. Çünkü öteki türlü söz bağlamından başka karşımlara yani veriliyor. Mesela ben çok da siyasi hatta düşünmüyorum. Bu erkekliği tanımlayalım, kadınlığı tanımlayalım. Hayır, gibi bir mesele. İsimlendirme olarak. Toplumsal roller üzerinden ben bir yapı ortaya koymaya çalışıyorum. Sizin söylediğinizde postyapısalcılar söylüyor. Bir defa kadınlıktan anladığımızda onların önce onu tartışalım. Erkeklerin anladığımızda onu tartışalım. Şurayla şurası arasında bile acayip bir fark olabilir. Bence her şey arasında, iki farklı şey arasında her zaman bir fark vardır yani. Vardır. O yüzden yapılar üzerinden ve yapıların ne öğrettiği üzerinden tartışmak bence daha ya, ortak bir zemin ortaya çıkarıyor. Çünkü şöyle, yani. Mesela zaten haftalardan birine mümkün mertebe buna ayırmaya çalışacağım. Queer teori mesela bunu söylüyor. Biz zaten kadınlık ve erkeklik üzerine bile kavramsal olarak anlaşamayacağımız için kadın sorunu bile yoktur demeye getiriyor yani. Ortak bir kadın kavramı yok. Ortak bir kadınlık diye bir şey yok. Neredeyse. O yüzden yani lezbiyen, heteroseksüel kadını anlamaz. Trans kadın işte öbür kadını anlamaz. O yüzden kadınların bile dertleri ortak değildir gibi bir yere geliyor. Bilmiyorum yani farklı bir ekonomik...